Merhaba Oyun Deniz takipçileri, ben Tamer Reşit'a GTA 5'in özel bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde şu gördüğünüz garajımdaki arabalarımı ve dışarıdan da 3-5 araba daha ekliyoruz. Toplamda 10'dan fazla araba parçalayacağım. Araba parçalanma bölümü şöyle, isterseniz hemen ilk olarak yeni modifiye ettiğim Zentorno'mu parçalayarak başlayayım. Bana biraz masraflı olacak ama olsun. Olduğu kadar olmadı, kader diyelim. Son yaptığım soygundan zaten gelen para ve soygunun tamamı GTA Online'a kaydedilmemiş olduğu için zaten Rockstar'a sinirliyim. Bu sinirimi araba parçalayarak atacağım. İsterseniz şöyle vuracak bir yerle başlayalım bularak. Bir tane otopark buldum. Son katına çıkıp oradan uçmayı deneyeceğim. Yalnız otoparkı rengarenk yapmışlar. Niye bu kadar süslemişler? Alışveriş merkezi gibi. Çok önemli bir şeymiş gibi. Gerçi karanlıkta güzel duruyor da bir dahaki araba parçalamalarımı da gündüz yapacağım. Gün ışığında şöyle bir uçalım bakalım nasıl uçuyormuş bu Zentorno. Uçan zi! Ohohohohohoho! Ters düşürsek daha iyiydi ya. Böyle sadece far gitti. Dur bir daha bir deneyeyim. Uçma, ikinci uçma testinden de başarıyla çıktı Zentorno. Hiçbir şey yok ama düz düşüyor ya. Dört ayak üzerine düşüyor. Şöyle biraz ağaca falan çarpalım bakalım. Bu sefer farlar gitti. Evet. Elektrik çarpınca bir şey olmuyormuş. Şöyle bir hızlı duvara vurma. Karakter biraz içeride yaralanıyor ama bir şey yok. Evet, bundan da sağlam çıktı. Şöyle biraz hız yapıp yine duvara geçirme yapacağım. Lan çekil! Daha çarpamam. Geliyorum! Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Evet, düz duvara vuruyoruz son hızla. Duvar patladı, arabaya bir şey olmadı. Ne sağlam arabaymış be. Tabii bayağı bir modifiye yapınca böyle oldu herhalde. Evet, uçma testi ve vurma testinden sağlam çıktı. Bakalım yüzme testinden çıkabilecek mi diyecektim. Evet. Lan kalma lan böyle. Evet, yüzme testinden başarıyla çıkamadı Zentorno. Bakalım suyun içinde yanma testinden başarıyla çıkabilecek mi? Suyun altında parçalayacağım bunu. Çık bakayım çocuğum. Şöyle şuradan bakalım. Evet arkadaşlar, biz Zentorno parçalıyoruz. Evet, gel bakayım bir inceleyelim Zentorno'yu. Direkt önüme geldi incelemem için. Evet. O kadar patlattık, çatlattık. Bir şeyler yaptık ama yok, bana mısın demedi. Dur bir daha bir, bu sefer direkt yakalım. Molotofluyorum arkadaşlar. Ha, bir tane molotof varmış. Evet, bu sefer yanıyor galiba. Ha? Bence gider, biraz daha zorlasam ben bunu. Evet, patlama testinden bakalım nasıl başarıyla çıktı mı? Evet, biniyorum şu an. Şuradan binelim direkt. Yok, binmiyor. Arabaya yalnız hiçbir şey olmadı ha. Polis bir gelme be. İnsan keyfiyle arabasını yakamayacak mı ya? Ya bir o zevki bana tattırmadınız ha. Bak bak, karşıdan bakıyor polisler. Evet. Dur şimdi. Şundan bir iki tane. Ateş etmeyin lütfen. Bir tane şundan. Ha, maksimum 5 tane atabiliyormuşuz zaten. Evet, Zentorno bu sefer. Karanlıkta denizde Zentorno arıyorum. Heh, burada. Evet, altındaki kırmızı çizgilere, lastiklerine bulletproof olduğu için. Eyvallah polis. Şu anda helikopter polis. Helikopter ışık tutuyor. Evet, tut da bakalım şu arabayı bir inceleyelim. Hemen ikinci arabaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci test arabamız, arabam Cheetah. Bu sefer ateş testine tabi tutacağım.
Böyle birilerini ezme testi. Böyle vurdura vurdura bakalım ne kadar parçalayabileceğiz. Lan arabanın arkası gitti hemen. Gel gel sen gel. Lan beni öldürecekler burada. Arabanın arka hemen gitti ya. İki ateşe gitti. Evet arkadaşlar, Cheetah çete testinden pek geçemedi. Değişik parçalanma testleri uyguluyorum. Bakalım uçma testine doğru ilerletelim onu. Çıkabilecek mi burayı? Arka tekerlek gitti. Herifler beni öldürmezse tabii. Ama araba da çıkamıyor ki yukarı. Çıkarsın dostum. Çıkarsın. Çıkarsın oğlum. Dostum bir rahat bırakın be. Bir rahat bırakın, araba parçalıyoruz şurada ya. Nerede diğeri? Ha şöyle ya. Gang attack'mış. Gang attack'a girmedik ki biz. Araba parçalama testindeyiz. Hemen şunu bir geçelim arkadaşlar. Araba parçalamaya devam. Arabam nerede? Araba nerede? Para nerede? Evet. Cheetah şöyle 3-5... şey de toplayalım ve arabamızı son uçuş testine doğru götürelim arkadaşlar. Zannediyorum daha yukarı çıkamayacağız. Ha çıkabiliyormuşuz. Araba nasıl zorlanıyor yalnız ha. Evet arkada motoru kocaman görebiliyoruz Cheetah'ın. Parçalama testimizdeki ikinci arabamızın uçuş testine geçiyoruz. Çete testini gayet başarılı bir şekilde atlatan Cheetah, bakalım uçuş testinden başarıyla ayrılabilecek mi? Evet, uçuş testi için hazır mıyız? Ters düşürelim. Heh, güzel, bunu ters düşürebildik. Evet, bir tekerleğini kaybetti şimdiye kadar. Şöyle düzelmiyor mu lan? Zannediyorum yanma testinin sırasıdır arkadaşlar. Oh kapı gitti. Bizim adam da. Evet şimdi gelelim yanma testine. Yanma testi için ne yazık ki ateşimiz yok. O yüzden gaz testini uygulayalım mı? Bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Gaz testine bir tepki vermedi. O yüzden el bombası testine geçelim arkadaşlar. Evet, el bombası testi sonrası Cheetah dayanamadı. Tabii ben bunu hiç şey yapmadığım için ön tarafı yalnız hala sağlam duruyor ya. Bir saniye dostum. Evet, Cheetah'a son testimizi füze testine uygulayacağız. Ön tampondan uygulanıyor bu test arkadaşlar. Çentik testine benziyor. V çentik testine. Mühendislik okuyan, özellikle makine mühendisliği ve meteoroloji malzeme mühendisliği okuyan arkadaşlar bileceklerdir. V tipi çentik testin. Evet bu da olmadı. Zannediyorum bir de sticky bomb. Ön şey iyi yapmışlar. Ya dostum bir durun ya. Bir durun ya. Test yapıyoruz şurada. Bilim adına bir şey yapmamanız lazım. Evet bir sonraki arabamıza geçelim. Bilime karşı Los Santos polisi. Olmaz böyle şey. Evet arkadaşlar bir sonraki testimiz Audi R8 ile yani Obey 9V marka arabayla yapacağız. Bunun için ilk önce aracımızı bir inşaat alanına çıkarıyoruz. Yani testin kuralları bu. Genel dünyada uygulaması bu arkadaşlar. Önce bir inşaata çıkarılır araç. Ardından da boşluğa bırakılır. Önce kendimize şöyle güzel bir boşluk bulalım. Nereye bıraksak. Apartman boşluğundan da bırakmak istiyor canım. Lakin onun yerine biz şöyle hızımızı alarak baştan bir vurma testi yapalım mı ya? Şöyle ileri geri. Evet vurma testinden sonra ileri geri vurma testi özellikle inşaat alanlarında tavsiye edilir arkadaşlar. Ön cam gitti.
Evet, ön kaporta gitti. Evet, arka farlar gitti mi? Ortadan bir yamukluk aldık sanki. Güzel. Deneyde kullanılan mankenimiz, yani benim karakter de arada zarar görmekle birlikte şu ana kadar fazla bir zarar göremedik. Evet. Bu binayı üstünden yıkacağız. Acaba alt kolonlara vursak bina yıkılır mı diyorum. Düşünmeden duramıyorum. Evet. Zannediyorum uçuş testi için hazır araba. Belli bir yumuşatmayı gerçekleştirmek lazım uçuş testi için ve evet, uçuş testine doğru ilerliyoruz. Uçan zi. Yok, uçuş testinden gayet başarılı düştü. Bu da kedi cinsi arabalardan. Dört ayağı üzerine düşüyor. Şöyle bir vurma testi daha yapalım. Evet. Araba gittikçe boyu kısalıyor yalnız. Şöyle bir vurma testi daha. Selam gençler. İnsana vurma testi yaptık. Evet. Ön taraf bayağı gitti, göçtü. Evet, bir tane daha uçma testi uygulayabiliriz isterseniz. Evet, bir otoparkın çatısına çıktık ve ikinci uçma testi için şöyle ters kondurtmak kaydıyla, teyzem bir saniye, polis var zaten, polise de vuralım. Şöyle bir FPS'e bakalım. Evet, bir polis daha bakıyoruz. Evet, polise vurma, çarpışan otolar yapacağız. Dostum bir saniye, şu bölge güzeldir çarpışan otolar için. Yalnız arabanın sürüş keyfinden herhangi bir şey eksilmedi arkadaşlar. Arabayı bu şekilde de kullanıp alabilirsiniz. Hasar kaydına bakmadan direkt bu şekilde alıp kullanabilirsiniz. Ön taraf bayağı gömçürdü içeri ya. Evet, polis. Geliyorum. Polis! Yalnız arka taraf pek düz kaldı ya. Yan, arka tekerlekler biraz gitti ama. Evet, arkada bayağı gömçürdü. A, tekerleğe gel. Evet. Vurma testleri ikiye ayrılır. Bir normal vurma, bir de polise vurma. Şöyle bir de müzeye dalma testini uygulayalım. Bakalım girebilecek miyiz? Yok, yapamadık. Evet. Polis bir izin verdi. Bir ağzımızın tadıyla şu arabayı parçalayalım ya. Teyzem çarpmadım, numara yapma lan. Nasıl saldı kendini aşağıya? Dur bakalım, arabayı öyle bir küçülttük ki bence geçer buradan. Şunun arkasını parçalayalım ya. Ben biraz daha küçültmek istiyorum arabayı. Evet. A4E8'i Mini Cooper yapacağız birazdan. Biraz daha uğraşırsak. Ya polis bir Allah aşkına git ya. Bak nereye sokmuşsun arabayı? Yakışıyor mu sana? Bak şimdi geçer. Az önce geçmedi. Şimdi geçecek. Oha, ne oluyor lan? Lan beğendin mi yaptın ya? Tam böyle ezme testi yapacaktık. İlk defa gördüğümüz bir şeydi ya Los Santos'ta. Olmadı. Oha. Los Santos halkı çıldırmış olmalı. Evet arkadaşlar. Bir sonraki arabamızı parçalamaya girişelim. Garajımdan aldığım nadide parçalarımdan bir tanesini uygulayacağım. Jester marka bir spor araba. Bakalım bu sefer tabii biraz şehirden uzaklaştım. Dağ tepe toprakta bakalım bir spor arabanın ne kadar dayanıklı olabileceğini göreceğiz. Klasik. Evet, buraya tabi jiple gelmenizi ve spor arabalarınızı kesinlikle, gerçek hayatta söylüyorum, buralarda kullanmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bakalım ilk olarak bir küçük bir uçma testi uygulayalım. Evet, yan uçuyor. Uçarken kanatlanmada bir takım sorunlar yaşayabiliyor Jester marka arabalar. Bu bakımdan tavsiye etmiyoruz. Bakalım kayaya tırmanıp havada takla atma testinden neredeyse başarıyla nasıl yan gazları ya. Evet, şurada bir top testimiz vardı, onu bulabilirsek evet.
Evet arkadaşlar, şimdi şurada bir top testi uygulayacağız, eğer uygulayabilirsek, kaçırmazsak. Şimdi topa şuradan bir vurmamız lazım. Bakayım, doğru yerden yapabilirsek. Gazı vermekle alakalı tamamen. Evet, hazır mıyız? Top testi geliyor. Evet, top testinden bakalım, başarıyla geçemedi. Ulan top! Dur. Evet, biz o zaman gideceğiz peşinden. Biraz daha... Haydi, top mop kalmadı. Evet. Yanlışlıkla bayır aşağı... Top öbür tarafta kaldı değil mi? Yalnız bayağı çıkıyor ha. Topumu aldılar lan. Nereye gitti topum benim acaba? Kaçırdım. Top testini yapamadık ya. Neyse, kısmet değilmiş. Biz yine... Taklayı uygulayalım. Evet, arazide gayet kullanılamaz arabalardan biri. Spor araba. Yalnız kapıları çok dayanıklıymış ya. Kapılarına ekstra puan verdim. Şöyle bir... Evet, 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 evet. Güzel, güzel, güzel. Benden 9 puan bu atlayışa. Sana puanım 9 ganga. Bakalım bir arazi testini... Testinden şunu parçalayarak geçirmek istiyorum. Evet, güzel. 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 Şimdi... Kayalara biraz çarpalım şunu. Güzel. Evet, bir ters takla şipakat havada. Evet. Urfalıların şeyi geldi aklıma. Neydi o? Urfa'da bilme, atlayış olimpiyatları mı? Olimpiyatlarda atlayış sahneleri mi? Ne vardı onun gibi ya. Evet, bir çarpma testi uygulayalım. Yüksek hızla ağaca geçirme testini sağlı sollu yapamadık tam olarak. Evet. Pardon, 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 pardon. Evet, ağaca çarpma testini başarıyla gerçekleştirdik. Şuradan uçağınızı yapalım bir tane. Evet, çok güzel, çok güzel bir atlayış. 10 üzerinden 3 veriyorum ben buna. Bunu beğenmedim. Havada taklayı tam böyle senkronize atamadı sanki. Oo. Evet, 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 evet. Hadi parçalan dostum. Ulan. Arabanın sensörü yanıyor şu an. Benim manyak da içeride kafa sallıyor ve şu an yaptığımız şey de araba tekerleğe takıldı. Şaka gibi. Evet, zannediyorum şu an patlama testine geçmenin zamanıdır. İlk olarak şunu deneyelim. Şurada patlayıcılar var. Şunları alıp sallasam güzel olurdu. Evet, kilitleniyoruz. Patlama testinden başarıyla geçemedi. Güzel yanıyormuş yalnız ha. Çıra olarak kullanılabilir bu araba. Tekerlekler patladı. Evet, gayet güzel. Şöyle bir elleri ısıtalım. Gayet sıcaklık da veriyor. Şöyle dolunayda bir başkadır. Bir daha gitarım olsa Akdeniz akşamlarını çalacağım. Gitti milyon dolarlık araba. Parçaladım. Allah'ım nasıl bir zevktir bu ya. Arabayı yakıp ısınmak. Evet, bir tane daha bir bakalım. Daha yanar mı? Yanacak içinde bir şey kalmış mı dersiniz? Bence kalmadı. Yok, yanmıyor artık. Kesinlikle yanmıyor. Araba artık yanacağı kadar yandı. Şöyle bir C4... En son C4'te de bir parçalama denedikten sonra son haline bir bakalım. Evet, araba kırmızı renginden pek bir şey vermemiş. Ön tarafında yine ön tamponları sağlam yapıyorlar bu arabaların.
Polis gelme be dostum. Vallahi gelme. Bak gelirsen patlarsın. Evet, polis arabalarına da bir iki patlama testi uygulayalım. Evet arkadaşlar, bu sefer helikopterle araba parçalamayı bir deneyeyim dedim. Bakalım yapabilecek miyiz? Şurada yalnız online'da ilk defa görüyorum. Rastgele helikopterle dalacağız. Yapamadık. Helikopterle araba parçalanmıyormuş. Hemen diğer arabamıza geçelim. Evet, sırada Turismo R var. Bu sefer bir elle parçalama testine geçeceğiz. Şöyle biraz baltayla bir bakalım nasıl gireceğiz, görelim. Baltayla pek zarar almıyor gibi. Bakalım, bir de önden deneyelim. Cama vuruyor musun? Baltayla pek zarar almıyor ya. Vur çocuğum, vur. Vur, elini korkak alıştırma, vur. Yok, ıska geçiyor bizimki. Vuramıyor. Bakalım başka neyimiz varmış. Bıçaklayalım. Yok, bıçakla hiç zarar almıyor. Tekme atıyor bıçakla olduğu zaman. Bakalım copla vuruyor, biliyor musun? Vur bakalım. Coba karşı dayanıklıymış Turizmore. Saçma. Böyle yapmak da çok saçma. Dur bir de hammerla vuralım. Çekiçle. Evet. Şöyle biraz arkaya çalışalım. Arka stoplar gitti zannediyorum. Yok, böyle böyle araba parçalanmaz. Bunu öğrenmiş olduk. Dur bakalım, ön farlara gömüyor mu? Evet, başka var mı vurabileceğimiz? Beyzbol sopası. Yalnız beyzbol sopasıyla arabaya vurmak ne tat verir ha. Hele bir de şöyle bir arabaya. Gerçi binemezken. Bulunca hayatta parçalamam herhalde. Arkaya vur, arkaya. Arkaya çocuğum. Evet. 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 Gördüğünüz gibi boyasal zararlar, makyajsal olarak zarar verdik arabaya. Pek bir şey olmuyor böyle. Yok, bununla vurmuyor zaten. Ve ne yapalım? Bir de flare gun'la yakalım mı? En son yakarız gerçi. Bununla yanar bu araba. Şimdi bir iki vurma testi deneyelim. İleri geri bir küçültelim arabayı. Biraz boydan kısaltalım. Yalnız yanmaya başladı biraz ha. Geri fazla hızlı gitmiyor araba. Bu sefer yakacağız zannediyorum. Evet, ilk defa bir araba yaktım. İçinden benim adam sağ çıkmaz bence. Evet, yanarak gidiyorum. Şuna bir uçma testi uygulasam şu şekilde çok hoşuma gider. Evet, araba patladı ne yazık ki. Evet, ölsek de arabanın şöyle bir son halini görelim. Yine arka ve şey gitmiş, ön tarafta tekerlekler gitmiş. Şöyle bir, yalnız şunu ben bir flare gun'la bir kez şöyle bir bakmak istiyorum. Bak, herhangi bir ateş alma söz konusu değil. El bombasıyla bir deneyelim. Zıplatmayı deniyoruz. Zıplatma testi. Ya çocuğum bir çekil ya. Nasıl, arabanın ön tampona herhangi bir şey olmuyor. Bunu gördük. Lombank'ın önünde eylem gerçekleştiriyoruz şu an. La! Kendim öldüm. Evet, hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki arabamız Ford GT Kurt Vapid, neydi? Unuttum şimdi ismini. İlk olarak uçma testiyle başlayalım. Şöyle sağ sola vuraraktan arabamızı parçalayalım. Neydi hakikaten bu arabanın adı ya? Bir saniye şöyle bir binince bakalım. Bullet. Vapid Bullet. Evet, şöyle bir treni yakalayabilirsek, trenin önünde de deneyelim şu arabayı. Saniye gençler. Altta tren var. Trene yetişmem lazım. Lan geç kaldım oğlum.
Evet, gayet güzel gidiyor. Bakalım trene çarpma testinden nasıl geçecek? Evet. Tabii biz çarpmayacağız, tren çarpacak. Trene sürtme testinden de gayet başarıyla geçti. Karşıdan tren gelirse bomba olur yalnız ha. Evet, şöyle açık bir yerde. Evet, ön tarafına bir bakalım arabanın. Evet, tren testinden. Arabam! Arabam! Atla trenden. Ne çabuk gittik yanına. Evet. Bakıyoruz. Pek tren hasar verememişe benziyor ya. Normalde böyle olmaz da bu arabayı biz binemiyoruz. Dur bir düzeltelim şunu. Şunla yanıyor muymuş bakalım araba. Ben yandığını biliyorum ama. Tabii sekmezse dibine çatalım. Yok yanmıyormuş. Evet şimdi seni bir düzeltelim istersen çocuğum. Düzel. Düzelmedin mi hala? Evet düzeldi. Şimdi arabamızı hasar modellemesine bakalım. Bir saniye dostum. Evet tekerlekler yeni patladı. Ön taraf bayağı bir gömçürmüş gitmiş. Arkadan da bir takım hasarlar mevcut. Hasar modellemesi bu şekilde. Bakalım bizim adamın yanma modellemesi nasıl? Basmaya yanıyor. Evet, diğer arabamıza hemen geçelim. Bu arabayı parçalamak biraz ayıp ama olsun bir deneyelim. Evet, su testinden başarıyla geçemedi ne yazık ki. Evet, yağmur altında Dominator'ı bir parçalamaya deneyeceğiz. Bu sefer helikoptere vurarak bir bakalım nasıl hasar verebileceğiz. Herhangi bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum ama... Helikopterle almaya çalışalım. Helikopterle parçalayamamıştık araba. Evet, bayağı bir ön şeyleri gördük. Motoru gördük. Gitti, bayağı temizlendi önü, güzel. Arkayı da ezmişiz biraz. Bir helikoptere bir kez daha bir geçirelim. Sonra da bir uçuş testini de uyguladıktan sonra... Evet, helikopter daha dayanıksız çıktı. Ford Shelby GT'ye göre şöyle bir iki duvar testi uygulayalım. Gayet dayanıklı, güzel güzel. Hasar modellemesi güzel. Şu direkleri de yıkabiliyor muyuz acaba? Zannetmiyorum da. Evet. Şöyle bir iki ayar daha verdikten sonra şöyle güzel bir heykeltıraş edasıyla parçalıyorum bunu. Bakın evet gördük. Şöyle biraz araba sağa solu gitti tabii artık. Evet. Üstünü açabilir miyim acaba bu arabanın ya? Zannetmiyorum ama şu an sağ sol gitmiyor araba. Bu nedir? Araba gitmiyor ya. Yapma ya. Vallahi kaldı. Evet araba en fazla bu kadar küçülüyor biliyormuş. Şimdi seni bir yağmur altında bir deneyelim bakalım nasıl yanıyorsun. Evet. Evet yavaş yavaş ateşimizi arabamıza doğru suyun üzerinde gönderiyoruz arkadaşlar. Helikopter testinden başarıyla geçen Ford'umuz yanma testinden de gayet güzel bir şekilde çıktı. Ve sıra geldi patlama testine diyecektim ama kendi patladı. Kısmet değilmiş. Evet. Yanıyorum! Yağmur, kurut beni. Islat beni yağmur. Kurut beni neyse, hemen diğer arabamıza geçelim. Evet ve son arabamız Carbonizare. Bunu biraz kumsalda deneyeyim dedim.
Bakalım baştan şöyle bir çarpma, şöyle vurarak parçalayalım. Vay be, burası kumsalda da bayağı bir GT varmış ha. Şunlara vuralım. Renk renk koymuşlar buraya, güzelmiş. Evet. Bir saniye, bir saniye. Araba parçalıyoruz burada. Deney yapıyoruz. Evladım bir dur. Evet. Şunları da vuralım bakalım bu araba ne hale gelecek. Şöyle biraz merdiven testi uygulayalım. Şurada bir merdiven vardı güzel bir şekilde. Merdivenlerden gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Ve... Hadi çıkarsın be çocuğum sen. Motor çok ilginçmiş. Bir demir... O demir aksam ne orada? Motoru havaya çıkmasın diye mi tutuyor? Hiç de anlamam ha arabadan. Merdivenden çıkmıyor bu araba. Ah çıktı. İnsan testine sokalım. Evet, insanlara karşı bayağı dayanıklı bir araba. En sonunda denize uçurup bırakırız arabayı. Evet, tekrar insan testine sokalım. Merhaba gençler. Arabayı hasar alabilirliğini deniyorum. Bir saniye, bir saniye. Pikinili teyzem, bir saniye. Bir saniye. Deney için yapıyorum sizi. Deney kobay olarak kullanıyorum ama kusura bakmayın. Arabayı denemek için. Atma lan kendini numaracı. Karmageddon gibi oldu valla. Şöyle bir tane daha şuraya vuralım. Sakın sakın sakın. Vay bayağı şekil oldu bu. Arka tampon düşünce daha şekil oldu. Evet. İnsan testini uyguluyoruz şu an. Ya polis bir durun be. Şeye sokalım bir de bakalım buraya. Luna Park'a. Dönme dolaba bindirebilsek keşke süper olur. Evet arkadaşlar, bu araba da böyle parçalanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı. Şu arabayı söndürelim hemen ya. Hayda sönmedi. Lan atla lan, çık lan çık lan çık lan, öldün lan. Lan! Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Oyundes kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tip parçalanma videoları istiyorsanız otobüslere, tırlara, itfaiye araçlarına vesaire, yukarıda patlama sesleri devam ediyor. İstiyorsanız yorum olarak atmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Bağırmayın oğlum. Alt üst 3-5 kişi ezdik. Birkaç yer patlattık. 3 yıldızlı polis çağırdık. Bak bak nasıl geliyorlar. Hoşça kalın.